Meltem ne söyleyeceksen söyle yoksa kalkıp yatacağım. Tamam Haluk, bir dakika konuşacağım. Bütün gün konuşuyorsun, hala konuşmak istiyorsun yani. Haluk, ben ayrılmak istiyorum. Ben mi bir şey yaptım? Hayır hayır, sen hiçbir şey yapmadın. Sadece hani o sana çok güzel gelip anlattığın, kurduğun hayaller var ya, onlar artık bana güzel gelmiyor. Güzeldi. Her şey çok güzeldi. Ama ben daha kaç yıl yaşarım bilmiyorum. Ve artık farklı bir hayat yaşamak istiyorum. 30 yıl, 40 yıl. Bir şeyler yapmak istiyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine seninle evlenirim. Sen dünyanın en iyi insanısın. Yaşadığım her şey için sana teşekkür ederim. Ama daha ne kadar yaşayacağımı bilmediğim şu hayatta artık tek düze yaşamak istemiyorum. Belki başka bir şehir, belki başka bir ülke. Mesela sen olmasan ben işten çıkınca direkt eve gelmeyebilirim. Arkadaşlarımla buluşurum. Sahile çıkar, tek başıma yürüyüş yaparım. Ne bileyim, yani koşa koşa eve gelmem gerekmez. Akşam yemeğe yetişme derdim olmaz. Ya da işte o akşama ne yemek pişecek derdim olmaz. Karnımın acıktığı yerde ufak bir şeyle de olsa geçiştirebilirim. Sen olmasan ani bir tatil planı yapabilirim. Mesela karar verip ne bileyim Paris'e giderim. Bir gece kalır gelirim ve bunu yapmak için kimseyi ikna etmek zorunda kalmam. Artık çocuklarımız büyüdü. Çok iyi bir işe, çok iyi bir kariyere sahibim. Ama kendimi hiç özgür hissetmiyorum. Tek başıma kararlar alamıyorum. Yapmak istediğim şeyleri yapamıyorum. Ya da yapabilmek için hep seni ikna etmek zorunda kalıyorum. Yani düşünsene, biz ne kadar zamandır tek başımıza ayrı ayrı bir şeyler yapmadık. Her şeyi beraber yapıyoruz. Yani aslında düşününce sen de bana hak vereceksin. Çünkü ben evlendiğimiz günden beri seni değiştirmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya zorluyorum. Sen de yapabildiğin kadar yapıyorsun. Bu sana da haksızlık. Ben bugüne kadar çocuklar duymasın diye erteledik. Çocuklar büyüdü.
şey söylemeyecek misin? Söyleyecek bir şey yok ki. Ben senin mutlu olmanı isterim Meltem. Başka bir şey söylemeyecek misin? Söyleyecek başka bir şey yok çünkü. Nereye? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemeden mi gideceksin? Söylenecek bir şey yok ki. Sen kararını vermişsin. Bence denemelisin zaten. Yani istediğin şeyleri yapmalısın. Ben senin için en iyisini dilerim. Yani yavaş yavaş çıkayım ben de. Gitmek zorunda değilsin ki. Gitmek zorundayım. Gitmek zorundayım. Artık burada kalamam. Burası senin. Rahatına bak. Keyfine bak. Thank you.
yol alır. Ayrı düğün tutarız bu evde.